Değerli dostlar, 22 Ağustos 2023 tarihinde özellikle tarih verdim. Önemli bir konu, önemli bir konuğumla sizlerin kamera karşısındayım sizler için. Tarihe geçecek bir video olacak, tarihe geçecek bir belge olacak. Bundan ben çok eminim. Sizler izledikten sonra daha çok emin olacaksınız. Buna çok ihtiyaç hissettik. Onun için buraya geldik. Ben Erdoğan Gezer. Hem önümüzde 3 Ekim'de çok önemli bir organizasyonumuz var. Alsancak Stadı'nla ilgili kimler geldi, kimler geçti organizasyonumuz. Orada oynayan, yani Alsancak'ta oynayan futbolcu abilerimizi, arkadaşlarımızı o gün onurlandırmanın dışında Alsancak Stadı'nda, yani tarihi Alsancak Stadı'nda neler oldu, onları çok geniş bir İzmir kitlesiyle konuşacağız. Sadece protokol anlamında söylemiyorum, spora gönül veren veya vermeyen her İzmirli orada olacak. Ama bugün burada bu kamera karşısında farklı bir pozisyondayız. O da nedir? Evet, gerçekten tarihe geçmiş çok yakın bir abimiz, 68 kuşağı denilince İzmir'de anılan Okan Yüksel'in evine geldik. Neden evine geldik biliyor musunuz? Biraz sonra detaylarda göreceksiniz. Gerçekten tam anlamıyla bir spor ve siyaseti içeren bir müzeye, bir kitaplığa, bir kütüphaneye geldik. Şimdi Okan abiye ben sizin adınıza merhaba diyorum. Sohbetimize başlıyoruz. Okan abi merhaba. Merhaba. Evet, iki eski aynı semtlerde yetişmiş değil mi? Evet. Abi kardeş. Oradan başladık. Okan abi, bu 68 kuşağından başlayalım istersen sohbete. Daha sonra spora geleceğiz. Evet. Onlardan biraz neler aklına geliyor, onları bir konuşalım. 68 kuşağı tepeden tırnağa kadar cumhuriyetçi ve Mustafa Kemal Atatürk savaşçısıydı. Kuruluş yıl dönümü de zaten 68'dir, 1968. Samsun'da yüzlerce üniversiteli genç birleştik, buluştuk ve Ankara'ya bağımsızlık yürüyüşü yapmak anlamıyla yola çıkmak istedik. Ama polisiyle, jandarmasıyla, askeriyle kuşatıldık. Bütün bunlara rağmen Cumhuriyet'in savunucusu olarak Mustafa Kemal'in ideallerini sürdürmek anlamında hiçbirimiz teslim olmadık. Sehpalara gittik, kurşunlar yedik, bombalandık, havaya uçurulduk, işsiz kaldık, kovulduk ama teslim olmadık. O kuşaktan hala bu mücadelenin içinde olanlar var. Bizler ülkemizin bize verdiklerine karşılık biz de ülkemize onurlu, namuslu götürülerle katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün bile yaşanılan bir durum görülüyor ki ülkemizde eğer demokrasi mücadelesini, cumhuriyet mücadelesini kazanamazsak ülkemiz elden gider. 18 milyon Suriyelinin olduğu, 10 milyon Afganlının olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde bizler kültürle, sanatla, sporla ve gençlerimize eğiterek karşı çıkma düşüncesini hala sürdürüyoruz. O nedenle ülkemizin aydınlık günlere kavuşması bağlamında kültür, sanat, spor yönünde yine mücadelelerimizi göstereceğiz, yazacağız, söyleyeceğiz, yayınlar yapacağız, konuşacağız ve mutlak bir şekilde biz inanıyoruz ki Türkiye halkı, Türkiye gençliği hep birlikte demokrasiyi tekrar gündeme getirmiş olacaklar. Bu bağlamda hayatın devamı neticesinde tabii kültürel çalışmalar, sanat çalışmaları ve özellikle spor çalışmaları, spor hayatın temel çıkış noktalarından evrenseldir. Ve ülkemizde de kültür sanat daha 1940'lardan 48 olimpiyatlarından beri büyük bir egemenlik yaşamıştır, yaşatmıştır. Ve son dönemlerde de özellikle futbol alanında, özellikle İzmir'de çok yaygın bir başarılar elde edilmiştir. Ve herkes de bilmelidir ki Türkiye'de futbol İzmir'in Bornova semtinde, evet, Jim Giro tarafından hayata geçirilmiştir. Jim Giro Siyah Çoraplar Derneği'ni kurarak futbolun yaygınlaşmasını gerçekleştirmiştir. Daha sonra ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi futbola yetenekli olan çok arkadaşımız İzmir'de Alsancak'ın onur futbolcuları oldular. Bu onur futbolcularıyla ilgili olarak
benim de elbette sevdam oldu. Onları yazdım, resimledim ve her türlü dayanışmalarında kulüp ayrımı gözetmeksizin Altay ile, Altın Ordusu ile, İzmir Spor ile, Göztepe'si ile, Karşıyaka'sı ile, Ülkü Sporu ile, hepsiyle birlikte alanlarda onların hikayelerini yazdık, resimlerini destanlaştırdık ve şimdi yapılacak olan etkinliğin de bu çerçevede olması İzmirlileri tekrar ayrı bir sevince boğacaktır. Bu çalışmayı zaten planlıyordum, düşünüyordum. Bu konuda üstelik spor müzesi kurulması için elimden geleni yapmaya çalışıyordum, çalışıyorum. Ve şimdi tabii sizlerle birlikte bu etkinliği en iyi, en yüksek duruma getirmek ve İzmirlileri tekrar Alsancak Stadı'nın zaferleri ve Alsancak Stadı'nda efsane olan futbolcuları, antrenörleri, yöneticileri bugünlere, İzmirlilere sunmak onur verir. Bu onur verici çalışmayla ilgili olarak da hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ve başarılar diliyorum. Sıra neferi olarak bütün arşivimle, bütün kitaplarımla, bütün yazılarımla, bütün fotoğraflarımla katkıda bulunmaya hazırım. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, ben böyle soluksuz dinliyorum. Sebebini siz de anlıyorsunuz. Gerçekten Okan Yüksel bir tarih. 3 Ekim'deki Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 2023 Salı akşamı oradaki etkinliğimizin nasip olursa çok ciddi, devasa bir etkinliğin çok iyi özetinden detayına kadar anlattı Okan Yüksel. Ama Okan Yüksel bu kadar da sınırlı birisi değil. Yani onun biraz önce söylediği, gezeceğiz detayları hep beraber kamerayla. Arkadaşlarım gezecekler. Nihat kardeşimiz orada bütün detayları sizler için alacak. Oraya gittiğimde çok farklı bir duygu. Yani sizler de göreceksiniz. Ödüller, kitaplar, arşiv artık odalar almamış. Bununla ilgili önerilerimiz de olacak belli belediye başkanlarına, belli kurumlara. Gerçekten burası bir sanat merkezi olmalı bunlarla. Hani evi için demiyorum, başka bir yerde olabilir. Ben şimdi tekrar Alsancak Stadı'nda 1959'da ilk futbolun profesyonel olarak Alsancak Stadyumu'ndaki organizasyonundan başka bir özel soruya geçeceğim. Okan abi 68 kuşağından kimler var hepimizin tanıdığı yakın arkadaşlarım olarak? Vallahi şimdi süreç içinde pandemiler araya girdi. Yaşlananlar oldu. Yaşlandıktan sonra korkanlar oldu. Evet. Ama her şeye rağmen İzmir'de hala sırtımızı birbirimize vereceğimiz ve Türkiye'nin gerçek anlamdaki özgürlüğüne kavuşabilmesi yolunda mücadele edebilmek için her türlü cesareti gösterebilecek arkadaşlarımız var. Örneğin beni ancak ölüm ayırabilir. Kurşunlar yedik, bombalar yedik, hastalıklar geçirdik ama hiç teslim olmadık. Arkadaşlarımız da öyledir. Elbette yaşın getirdiği bir yorgunluk vardır ama Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçtiğinde bizim yorgunluğumuz kalkar. Ne güzel. Çünkü her dağ kendi destanını saklar koynunda, her orman kendi ultusunu, bizim dağlarımızda Mustafa Kemal'in destanı, ormanlarımızda 68'lerin haykırışı vardır. Ne güzel. Okan abi çok teşekkür ediyorum. Futbolla ilgili çok söyleşimiz olacak. Olacak. Şimdi bu söyleşiye arkadaşlarımızla beraber bir detaylı çekim alacağız. Detaylı çekime geçiyoruz birazdan. Gerçekten sizler de inanamayacaksınız gördüklerinize.